inabım yok. Tek sana, tek sana, tek sana sevdalıyım. Özürümde kası yok. El vurma, el vurma, el vurma yaranıyım. Yananım inabım yok. Tek sana.
Gönül hasta düştü, onu ara.
denizde kader tüm hayatın olaylar. En büyük gerçekse olup olmak. En büyük gerçekse olup olmak. Aşkın ya anladım var oldum. Herkes duysun ona konumda. Allahu Ekber. Kimi aşktan yorgun, kimi de hayattan, kimi feryadın yorgun. Gönül yorgun düştü onsuz yaşamakla. Gönül hasta, hasta düştü. Oh no! Sonra büyük bestekar, can dostum, kadim dostum Orhan Gencebay. Ve sonra da Türk musikisinin peygamberi, değerli hocam, rahli tedrisinden geçmekten onur duyduğum, şeref duyduğum Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça hocam. Yeah.
gelsinde kadeh kardeşim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sen biraz sevgili Bülent Hanım beni biraz rahatlattın. Doğum sancım gitti. Öyle mi? Yani buraya kadardı, geldik burada okuduk bitti. Bu 10-15 gündür çektiğimiz doğum sancısını mükemmel bir... Dur. Efendim sizler ekranlarınızın başına, sizler de stüdyomuza çok hoş geldiniz. Bizlere şerefler verdiniz. Gerçekten Türkiye şu anı bekliyor. Biz hiç sus fazla konuşmayalım. Sadece şunu söyleyeyim, ondan sonra devamını getirelim. Tunca Kurtis hocamızın gerçekten büyük ustayı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Başsağlığı diliyoruz. Biz düeti devam edelim. Bütün sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Ben şahsım adına efendim değerli usta için hemen... Mikrofonumu niye attın yani, ben böyle stres mi yaşayacağım yani burada dakikada bir yani geldin, yazık değil mi bana, ben garip bir garip türkücüyüm ben. Gel dede gel, devam. Hadi. Hadi bakın. Hadi düeti hemen yapalım bakalım şimdi. Thank you.
Lokmada gösterdim dede eyvah.
Sanırım derdini lokmana gösterdim. Dedi eyvah, bu derdimden öne bir çare. Hakiki bir ilah kaldı gülüm ama. Kalkamıyor. Gelinli kız gibi. Deli mi ne? Şişko.
sevdadan. Vazgeçmem bu sevdadan. İki yandan bir koldan kestin her yollarımı. Kestin her yollarımı. İki yandan bir soldan kestin her yollarımı. Kestin her yollarımı. Sana dönür yar için, can verir canan için. Sana dönür yar için, can verir canan için. Seni sevdiğim için ben kestim her fermanımı. Bizleri bu konuda siz yeter. Kompetanssınız efendim. Sizin yanınızda biz... Estağfurullah. Ben notadan ancak takip ettim. Biliyorum. Biz zaten bunu bilerek yazdık. Ama sizin çocukluğunuz oralarda ve bu eserlerin içinde hamur olmuş şekilde efendim geçtiği için zat-ı aliniz çok daha aslına uygun lehçesiyle okursunuz. Ben ancak notadan okumaya çalıştım. Teşekkür ediyorum solistim. Şimdi neyimiz var? Bunlar böyle kalacak. Ben bunlarla uğraşacağım. Yalnız beyefendi arkada galiba hazırmış. Tabii. Hazır hem de. Kaç yaşında bu çocuk? Kaç yaşında? 20, 30, sizler 30, 32. Enstrümanistlerisiniz. Ben 32 dedim. Tutturamadım İsmail'i. 32. İsmail'i tutturamadım. Peki. İsmail Beyefendi acaba... Ben söyleyeyim mi efendim? Buyurunuz efendim. Sevgili Neşet Ertaş Hoca'nın bugün ölüm yıl dönümünü anma töreni de oldu. Onu biliyorum. Evet. Biliyorum ve çok eserlerini çok güzel okuyan... En iyi okuyan beyefendi. Bütün lehçesiyle, diyalektleriyle, vurgulamalarıyla... Fevkaladenin fevkinin de fevkinde. Çağırayım mı, ister misiniz efendim? Lütfederseniz, buyurun. İsmail Altunsaray diyoruz. Sevgili kardeşim benim. Sana geldik mi? Aslan kardeşim benim, gel. Şöyle solistimi oturtayım ki ondan sonra elini öp. Efendim teşekkür ediyorum. Zat-ı Ali'nizden stayişle bahsettiler. Ben o kadar çok kıymetli olduğunuzu söylediler ki hakikaten merak içinde sizi izlemek ve dinlemek istiyorum. Peki efendim, şöyle söyleyeyim efendim. Bir Neşat Hoca'nın bir klibi hazırlanmış. Sevgili, evet, İsmail parçalarını okumadan o zaman, önce bir izleyelim efendim. Merhumun, ister misiniz? Evet. Bir izleyelim. Böyle ayakta kalarak izleyelim hocanın. Neşet Ertaş'ı tarif etmek zor. Onu anlatmaya hiç kuşkusuz kelimeler kifayetsiz. Gönül sohbetlerini o değil, veremediler. Veriyor musunuz? Onu anlatmaya diye beni gösterdiniz. Bir yanlışlık oldu. Olabilir, olsun. Aynı zamanda iyi de ettiniz. Aferin. Canın ve aşkın kokusunu emanet ettiği için bir... Rengine bandım. Hayat. Seni ilelebet beni
sevdiğim zehirim sensin. Evelim sen oldun, ahim sen. Esat Ertaş'ı tarif etmek zor. Onu anlatmaya hiç kuşkusuz kelimeler kifayetsiz. Gönül sohbetlerini, sazını, sözünü, gönül dostluğunu inanıyorum ki nesiller ve asırlar anlatmaya devam edecektir. Kendisine, bize Türkiye'nin, bize Anadolu'nun, Trakya'nın, insanın, canın ve aşkın kokusunu emanet ettiği için bir kez daha minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Hakkın kulu Neşet Ertaş bir yıl önce aramızdan ayrıldı. Cenab-ı Hakk'a kavuştu. Mirasını gururla taşıyacak. Mirasına her daim sahip çıkacağız. Bozkır'ın tezenesini, toprağın sesini inşallah unutmayacak, unutturmayacağız. Ruhu şad olsun diyorum. Efendim, her zaman söylüyorum, merhum Turgut Özal zamanında da hep söylemiştim. Biz sanatkarlar ilk defa merhum Turgut Özal zamanında o devlet erkanıyla olan aramızdaki kin seddini bir yerde aralamıştık. Hatta ve hatta eğer ki mübalağa etmez olursam efendim kırmıştık o duvarları. Çünkü bize öyle bir yaklaşım sunulmuştu. İşte yine aynı şeyi söylüyorum. Can verirken yine aynı şeyi söyleyeceğim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sayın Başbakanı da aynı minvalde, aynı hissiyata sahip, aynı değerlere sahip, sanata ve sanatkara sahip çıkan büyük bir devlet lideri. Ekseri röportajlarımda da söylüyorum. İçimden hissederek söylüyorum. Yoksa beni idama götürseler ben konuşmam, inanmadığım bir şey hakkında. O hem karizmatik hem de bastığı yere yerden ses getiren çok büyük bir başbakan. Çok kıymetli insan. Çok kıymetli bir insan. Çok teşekkür ederim. Ve efendim ben biraz uzun konuşurum, bağışlayın.
Allah'ın yarattığına sevgi besleyen, saygı duyan çok önemli hissiyatlara, duygulara sahip bir insan. Ben onun için kendisine gerçekten, yürekten, riyasız, hiçbir beklentisi olmaksızın son derece sevgi besliyorum. Yüreğimden saygılarımı ifade etmek istiyorum. Kelime haznemin el verdiğince lütfen kabul buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Aynı dilekler, aynı dilekler benden de aynı şekilde. Sanata ve sanatçıya gerçekten çok değer gösteren ve böyle önemli zamanlarında hiç neredeymiş, nasılmış demeden ta en ucra yere kadar giden bir başbakanımız var. Ona minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere sahip çıktığı için. Çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi hemen İsmail bizim hocamızı, rahmetli hocamızı bize andırsın. Güzel, evet, bize şarkılarını ben söylesin. Ben bir de merak ediyorum. Yani bırakınız hani akışı falan. Akış makış bitti. Bitti. Yani onları ben zaten pek anlamam bitti, o işleri. Bitti. Ben yalnız şarkı söylemeyi bilirim. Kulaklığı taktım. Fevzi bana buradan bir şeyler söylüyor. Ben onu ama duymuyorum tabii. Duymak. Ben sen, yine kendi bildiğim, iman bildiğini gel, okuyor. Biraz oturur musun ama efendim? Ama ben bu beyefendiyi dinlemek istiyorum özellikle. Evet. Ben de öyle diyorum zaten. Lütfen. Alkışlar mıyız efendim? Gel İsmail. Sevgili kardeşim benim. Bu son zamanlarda gerçekten İsmail Altunsaray sevgili hocamızın bestelerini en iyi yorumlayanlardan birisi. Çünkü onu andırıyorlar hep, öyle söylüyorlar. Ben de bunu gönülden, yürekten söylüyorum. Biz de okuyoruz ama onun gibi böyle çalıp hem de okumak biraz zordur. Yalnız çalıp okumak değil, tavır da çok önemli. Evet solistim, doğrudur. Tavır çok önemli. Sen tamamla işte. Sakın zaten haliniz alınmayınız. İstanbul'a ben... Ama çocuğun tavrını bakacağım ben. Ben senin küçük çocuğunum. Ben nereden alınacağım? Öyle mi Nur Hanım? Yar elinden, yar elim
saçlarını ben öreyim, saçlarını ben öreyim. Buna dayanmaz yüreğim, vermem seni Ezrail, ben Ezrail, ben öleyim, ben öleyim, ben öleyim, ben öleyim, ben öleyim, ben Tabii İsmail şu an gerçekten yeni yeni bizim simasını yeni yeni görmeye başladık İsmail'in, ama İsmail gerçekten okullu. Eyvallah. İsmail okullu. TRT'de de programa başlamışsınız inşallah. Evet, TRT Müzik'te programa başladık. Pazartesi hayırlı uğurlu olsun. Akşamları. Ekibiniz de çok güzel. Gerçekten öyle. Yani onlar için de bir alkış evet, rica ederim. Evet gerçekten ben. Öyle. Eyvallah. İsmail'im yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Ben bugün biraz heyecanlıyım, çok özür diliyorum. Bizim uğurumuz ol. Eyvallah, heyecan çok teşekkür yok, gitti ederim. Biz şu an yayın yok. Yayın şu an kesildi. Kesildi mi? Ha, biz şu an burada tamam, kendi kendimize şey yapıyoruz. Burada kesildi işte, mi ya? Evet aşkım kesildi. Neden? Bitti mi bu iş? Ya, bitti tabii ya. Eyvallah. Şimdi bir 15 dakika su molası verdiler bize. Ha tamam. Su molası verdiler. Şimdi biz burada 500 kişiye burada. Ama Fevzi bana bir şey söylemedi. Söylemedi mi sana? Yok, buradan söylemedi. Ya Fevzi'nin bana söyledi. Ayol, Fevzi'nin sesi gitti. Buradan bir şey gelmiyor bana. Tamam, 15 dakika ara var. Ha, biz seninle dakika. Şimdi bir prova yapacağız. Ne diye? Nasıl ne diye? Ayol ne provası? Çocuk okuyacaktı, ne oldu? Neyse, o zaman gel bize bir yarın bir bozsa siz, boku. Siz şeyde misin, konservatuvar mı bitirdiniz? Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Ama tabii mektepli sahne çok ayrı. Evet. Efendim takdir öyle. Edersiniz. Ben. Ama sahnede de çok başarılı olacaksınız inşallah. İnşallah. Konuşabilirsin özgür evet. Ne istiyorsan. Peki o zaman düet yapalım mı Neşet Hoca'nın bir tane parçasını? Öyle mi yapalım beyefendi? Nasıl olsa yayın yok yani, yayından şu an biz bize olmuyor. Ha yani. İyi olsun ama döndüklerinde söyleyin ama bize, döndüğünüzde çocuklar. Ben zat halinizi bir şarkı. Hadi bir yarın. Öyle mi? Diyet mi? Hadi. Diyet mi yapalım? Diyet yapalım o zaman. Hadi hep yapalım. Beraber yapalım. Peki aşkım, tamam. Hadi. Gel. Ne çocuk ne oldu, burada kalacak mı? Estağfurullah. Ya, o da aslında önünde bağlama var. Hadi, gel evladım, sen de gel. O bağlama var önünde. Otursun gel. Belki. Ben peki, tamam. Hadi. Al bağlaman, akor tutar. Aa, niye? Niye tutmasın? Evet. Tutar. Yayın yoksa rahat ol. Peki. Biz dinliyoruz şimdi. İyi. Allah'ın izniyle. O zaman niye okuyoruz biz? Ha, bugün ne? Bir şeyler yapıyoruz işte biz bize yani. Sözlerimin
kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum. Eyvah, eyvah. Kendime zim, kendim buldum. Kendime zim, kendim buldum. Yandım, 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 yandım. Ellerimden nefret etti, ellerimden nefret etti.
söylediğinde. He? Haksız mıyım? Haklıyım değil mi? Ağzınıza sağlık. Estağfurullah, teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ olun. Biraz tebrik pesti bu tonları ama. Tebrik olsun. Olsun. Tavır çok önemli. Teşekkür Makara ederim. Makara gibi gırtlağınız. Estağfurullah, çok Vallahi. Sağ olun. Vallahi ben hep şeye Ankara Radyosu'ndan efendim ne bir şeyler söylüyor. Ya susar mısın sen? Gel İsmail şöyle gel. Gel. Gel söyle. Hemen bir parçaya. Girin diyor değil mi? Evet diyor. Ama İsmail okusun. Ben bilmiyorum. Ha pardon bak unutuyoruz ha. Niye bana böyle yaparsanız işte öyle olur. Sevgili Bülent Hanım şuraya oturacaksınız siz. Bak burada yeriniz burada. Burada yorulursunuz. Ben size kıyamam. Ben gideyim mi? Yani bak. Peki. O zaman hemen bir tane parçamız var diye çalıştığımız İsmail'im ben bir tane çok önemli bir istek vardı bizim. Dur bakayım öyle. Evet, evet. Yanarım. Şu Azeri parçayı okusanız. Allah bak gördün mü yüreğimi biliyor işte. Azeri. Bülent Hanım mikrofona konuşursanız bizi de millet duyar en azından. Evet. İstersen öyle yap. Çünkü yayına daha yeni girdik. Azeri parçayı. Ah, peki. Azeri parçayı okuyorum. Azeri. Peki. Buyurun. Bir oku bakalım. Çocuklar. Görmüşem, sevmişem, isterim.
sensiz geçen günlerim yar. Gelmez hiçbir zaman zaya, gelmez hiçbir zaman zaya. Bana sevmişem, görmüşem, istemem seni. Dedim ne çare. Sevmişem, görmüşem. Devamı. Orada işaret ediyorlar, reklam diyorlar. Ben sana şarkı dedim okursun belki ama ne zaman okursun o zaman İsmail ile beraber de olabilir. Para biraz ihtiyaç lütfen rica ediyorum. Bak bir yere ayrılmayın ha. Neler var neler. Ne ayrılmasa yok. Thank you.
Muharrem Usta'mın. Muharrem Ertaş Usta'mızın bir türküsü. Tabii. Muhteşem bir karciğer okudunuz. Karciğer, o geçkiler çok önemlidir. Kesinlikle. Bilirsiniz zaten halinizde konservatuvarla olduğunuz evet. için sizi hakikaten tebrik ediyorum çok ve takdirlerimi ifade ediyorum efendim. Eksik bravo. Olmayı, efendim. Çok bravo. Sağ olun. İşte ben demek ki şimdi biz de sevgili Bülent Hanım'la ilk programımızda hem Neşet Hoca'yı anmış olduk hem de onu çok iyi gerçekten parçalarını o kadar güzel yorumlayan sevgili kardeşim gerçekten ben de tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Söylememe gerek yoksa bundan sonra kimse sen yürü devam. Eyvallah abi. Yolumuz sağ açık. Sağ olasın. Bülent Hanım bize bir parça okur musunuz? Öyle mi olması gerekiyor? Olması gerek oku yani biz böyle istiyoruz. Peki. Yani rica ediyoruz. Cehennemde yanmasın bu dilim bir yemin etti. Döneme seni versinler eller beni vursunlar sana sevdanın yolları bana kurşunlar seni versinler beni vursunlar
sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemeye hakkım yok? Bir ara, bir an, anla aile. Lütfen efendim. Hocam. Ah canım efendim, buyurunuz. Daha efendim. Ekmek çok sende. Öyle. Allah'ın izniyle. Allah ne kadar ömür verir, daha gerçekten ne kadar mi itibarım olur. 43 sene oldu, inşallah bundan sonra da olur. Allah'ın izniyle, Allah'ın İnşallah. İzniyle çok devam edeceğiz. İnşallah. Şimdi efendim, malumunuz bu haftada gerçekten gündem oldu. Röportajınız gerçekten gündem oldu Habertürk'te. Rahmetli Zeki Müren'le ilgili çok gerçekten çarpıcı böyle deyimleriniz oldu, çarpıcı konuşmalarınız oldu. Bir VTR'yi izleyelim, ondan sonra sizler bir şey söylersiniz. Belki şarkıda söylersiniz bize, olmaz mı? Ben 43 senelik meslek hayatımda, konservatuvar hayatımı, mektep hayatımı tabii karıştırmıyorum. Ama 43 senelik meslek yaşamımda efendim hiç rahmetlinin eserini okumadım. Bizim için bugün okursun yani. Okurum tabii. Teşekkür ediyorum efendim. Şeref duyarım. Teşekkür ediyorum efendim. Şeref duyarım. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bir VTR'yi izleyelim. Sonra sizden tamam, alalım mı biraz tamam, böyle biraz cümle? Peki efendim. Peki. Gidiyoruz. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla doldu. Şimdi uzaklardasın.
gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Şimdi tabii efendim böyle Allah rahmet eylesin, Zeki Müren'in o gün ilaçlarını almadığını, yani intihar ben, gibi olduğunu ben duyduğumu söylüyorum. Peki. Tabii yanında yoktum. Peki. Bizatihi görmedim. Ama çok yakınında bulunan efendim kişilerden öğrendiğimce o gün ilaçlarını 38 mi 36 mı bilemiyorum. Evet, ilaç 38 tane ilaç kullanıyormuş. Ve o gün almadığını ilaçlarının efendim tabii bu bir yerde ölüme davetiye. Yani bence gibi, bir intihar gibi. Sahnede gibi, intihar, ölmek gibi bir şey. Gibi. Ama biraz önce içeride efendim makyaj oluyordum. Değerli patron, yapımcı Fevzi Siverek. İkimizin de çok aynen kadim öyle. Dostum. Kadim önce dostumuz. Bizim. Kesinlikle. Sonra patronumuz. Kesinlikle. Efendim içeriye geldi. Bülent Hanım böyle böyle bir şeyler söyledi. Ay keşke Allah dedim orada benim de canımı alsa da böyle bir sokaktaki efendim bir kedi köpek gibi ölmesem, böyle o sevdiklerimin karşısında gözlerinin içine baka baka Allah canımı alsaydı keşke benim de dedim. Allah efendim, geçinden versin tabii ki. Nasıl olsa Allah öleceğiz. Nasıl versin. Olsa öleceğiz. Allah sağlıklı yaşamımızı nasip etsin. Şimdi önce kulaklıktan Fevzi Bey diyor ki birkaç program sonra inşallah. Hani ama birkaç program yani sonra. Yani Allah korusun demiyor. Yok. Birkaç programdan sonra diyor. Bence eminim benim kulaklığım yok, doğru söylüyor. Burada olsun yine böyle buradan show. Yani birkaç program sonra mı öleyim? Yok ulan? Yok hayır ölme Allah korusun. İnşallah yani. Yani sen bize bir Melahat Hanım pardon. Canım. Peki efendim. Rahmetliyi tarif ve tasvir edecek insanların kelime haznelerinde kelimeler tükenir malum olduğu üzere hakikaten çok önemli bir sanatkardı. Biz insan olarak pek sevişmezdik. Pek relasyonumuz olmadı ama kötü günlerde hep beraber oldu. Kendisi kalp krizi geçirdiğinde bir tek beni naçizane kabul etti. Birçok sanatçıyı efendim çünkü onlar gazetecilerle beraber gittikleri için reklamasyon olduğunu hissetti. Ben tek başıma Muzaffer Özpınar Hoca ile birlikte gitmiştim. Onun için efendim ben öyle kendisinin yanında oldum. Kendileri de ben trafik kazası geçirdiğimde bizatihi bendenizi aramışlardı. Tabii ki bazı ticari efendim manevralar. Biz küçük sanatçıların yaşça manevralar oluşabilir. Onları hiç karıştırmıyorum. Kaderi fakat, bu ama. Sanatkar olarak kamına erişilemeyecek nitelikte. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çok önemli, çok kıymetli dop musikiyle nazari açıdan da ameli açıdan da her bakımdan dop dolu bir büyük sanatkardı. Onu ifade etmemek büyük ayıp olur. Tabii ki, onun için bunu söylemeye mecburum. Kaldı ki zaten tescillidir zat-ı alileriniz tarafından efendim. Peki siz sizi ben okumadım hiç eserini. Tamam bir dakika. Siz yaşça küçüktünüz. Peki. Değil mi? Hadi o zaman bir eserini okuyayım. Tamam oku. Yaşça küçüktünüz değil mi rahmetliden? Ben küçüktüm. Evet. Küçüklerin kaderi bu. Biraz eziyet çekiyorlar. Evet. Suzinak rica ediyorum efendim.
Sayın Usta da bunu okumuş. Ben de okumaya çalışayım. Şimdi heyecanlandım. Vallahi heyecanlandım. Hay Allah. Yardımcı olur musunuz? Lütfeder misiniz? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İşte bir daha
yerine yenisi konamayacak ustalardan bir tanesiydi. Allah inşallah büyük Müzeyyen Senar'a uzun ömür versin. Çünkü hem rahmetli Zeki Müren beyefendinin hem de benim hep önder olarak kabul ettiğimiz Türk musikisinin imparatoriçesi Büyük Müzeyyen Senar'a Allah uzun ömür versin. Amin. Amin. Merhum Zeki Müren üstadın da yattığı yerler inşallah aydınlık olsun. Cenneti âlâda olmuş olsun. Amin efendim. İnşallah efendim. Buyurun böyle solistim siz dinlenin. Çünkü ayakta fazla kalmayın. Size lazımsınız. Bir 3-4 tane peki. Program bize lazımsınız. 3-4 tane peki. Programdan sonra burada yok düet değil sen otur bir şey okuyacağım Mehmet. Ayol ben de konsolos köpeği gibi oraya gidiyorum. Adeli olmuş bunlar. Evet, evet. Biri diyor ki İzzet Bey'le düet, öteki diyor ben okuyacağım. Oku hadi.
Nasıl gidiyor, iyi mi? Pardon, elime konuşacaktım değil mi? Şimdi böyle düet okuyalım mı sevgili Neşat Hoca'dan? Tabii ki de. Ha, peki. Ne isterseniz ben okurum. Ben ya böyle pek, bir güzel solist var. Bak gör, bak nasıl. Ben pek yani. Öyle artistliği yapamam ya, bilirim ama okumaya solistim. Gelince sizi çok seviyorum. Onun için buna zaten yalnız kimse... Yalnız bu arada bir şey ifade etmiş. Sözünüzü kestim, bağışlayın lütfen. Estağfurullah, buyurun efendim. Efendim, Kasım ayından itibaren Karadeniz bölgesi ve tüm Anadolu'ya efendim konserler bir efendim şey ne denir? Nedir? Turne. Ha, turne. Turneler düzenlenecek ve orada bütün Türkiye'nin hudutları dahilinde emisyon yapacağım. Pazar günü burada olacaksın değil mi? Allah'ın izniyle. Peki, tamam. Ölmez sağ kalırsam, o yollara tahammül edebilirsem geleceğim. Edersin, sana bir gelemezsem şey olmaz, de sen arkamdan yok, efendim yok, üç kulüp Allah bir elham okursun. Allah'ın izniyle okurum da. Okurum ama. Okurum ama. Gelir misiniz? Zat halinizi de rica edelim efendim. Milletmen
dünya malına. Ölürsem ben mezarıma, gelme gayrı. Kendinizi nasıl kuvvetli hissediyorsanız nefes bile alma. Onu yapabilirsiniz. Ha, nefes bile alma, devam. Devam. Ahça duvarından açtı, ahça duvarından açtı, sarmaşık güllere dolaştı, sarmaşık güllere dolaştı. Öptüm sevdim halelleşti. Öptüm sevdim halelleştim, yanıyorum 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 hele, mail oldum Gonca Gül'e, acem şalım ince bele, acem şalım ince bele.
ayrına söyleme bana, gel göreyim kana kana, gel göreyim kana kana, aşık oldum gülüm sana, aşık oldum canım sana. Çalınca bele yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca Gül'e, Acem Çalınca bele, Acem Çalınca bele. Bravo. Sesim geldi. Eyvallah. Peki. Bu sese ne oldu? Size bir şey soracağım. Tamam. Buyurun. Pardon. Size bir şey soracağım. Evli misiniz? Evet, evliyim. Evlisiniz. Ne kaç sene? 1,5 senelik evliyim. Çocuğunuz? Şu an için yok. Şu an için yok. Anladım. İnşallah. Yanıyorum'u o kadar yanarak söylediniz ki. Allah Allah. Buyurun. Ben. Buyurun. Yani böyle alevlerini buradan hissettim. Ama tabii bu ama tabii bu sanatkarlığın vermiş olduğu demek ki bir hassasiyetle efendim oldu. Neleri kaçırmıyor görüyorsun değil ama mi? Ama öyle bir yandı ki hayatım, ben buradan cehennem ateşi gibi geldi üstüme. Ver bir ses tuş. Sarıldı bahçaya girdi, çiçekler sedama durdu. Yani bu kadar bu güzel parçayı ben yarına bırakacağım. Reklamdan sonra devam edeceğim bunu. Ama mecburuz, para kazanmamız lazım. Bu parçayı reklamdan sonra okuyacağım. Sabit kamera nerede? Efendim, efendim, efendim. Çok yaşlandınız mı? Ne ya oldunuz? Ama ben bunları böyle küçük yazmışlar solistine. Ya, okuyamam mi? Ya. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Çok gencim. Buyur ya, bak. Beni mahvettiniz. Çok beni mahvettiniz. Güzelim, çok. Buyurun, buyurun. Beni veren Allah'a şükürler buyurun, olsun. Buyurun, gördünüz mü? Heh. Bana... Şimdi evet. Efendim... Partnerim biraz yaşlı olabilir. Buyurun, pardon efendim. Çok buyurun. Teşekkür ediyorum. Efendim, burası bir çiçek bahçesine dönmüş. Gerçekten arka taraftan da olsun. Şu an sahnede gördüklerinizin 3 katı da arka tarafta var. Sığmadı. Ben başta Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekta abimize çok teşekkür ediyorum. Show TV Genel Müdürü Semih Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili yapımcımız Mehmet Fevzi Sibere'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özveride bulundu o da. Ondan sonra Hilmi Yıldız, Cemal Bilgin Güllüoğlu, Abdurrahman Yakut, Atilla Ersen, Gaziantep'ten Fevzi kardeşim. Benim ekibim de göndermiş. İsim vermek zorundayım. İzmir Double Tree by Hilton. Evet, benim otelim. Oradan da göndermişler bize. Murat Şahsuvaroğlu, Engin Ersan, Nazif Ersan, Çetin Koçak, Ahmet Yakut, Cüneyt Yakut, sevgili Ceylan, minik kız, seni seviyoruz. Selahattin Özbüker, Mehmet Özbüker, Cüneyt Arslan, evet, Nejat Arslan, Ali Kutlar, Kortan Kurnaz, Endemol,
Özdemir Plak, sevgili Cafer Özdemir. Frankfurt'tan isim yazmamışlar, teşekkür ediyoruz. Yüksel Yıldız, Özgür Tunç, Aygün Mucuk, Muharrem Deli ve sevgili Nur Yerlitaş ve Antalya'dan sevgili Arzu Hanım, inşallah tanışacağız. Arzu Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Herkese binlerce teşekkürler. Gözlüğümü çıkarıyorum. Arzu Hanım özellikle size haber yolladı. Çok sağ olsun. Çok efendim. Dedi sevgilerimi iletiniz. Çok dedi güzel bir insanmış. Çok teşekkür ederim. Demek insanları yakinen tanımak, görmek lazımmış çok dedi. Çok sağ olsun. Çok haberlerini yolladı i̇nşallah benim baş danışmanım. Bir kahve efendim. İçmeye gideriz seninle inşallah. Hadi gideriz. Peki. Buyurun. Bu sevdalar boşuna.